Fatih, hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Hoş bulduk, merhabalar. Ben bir derginin editörüyüm. Derginin editörüsün. Hı-hı. Moda dergi umarım. Hı-hı. Evet. Yani bizim Türkiye'deki moda dergilerinin ama editörlerinin hepsinin kıçı maşallah kocaman oluyor. Hiç böyle şeyler giyemiyorlar. Ama böyle bir moda derginin editörü görmek de iyi olabilirdi. Bakalım. Kızlar ne düşünüyor? Zaten hangi moda dergisi gerçek moda editörü ki? Doğru söylüyorsun. Bakalım. Kızlar buyurun Gizem. Hoş geldin Defi. Ne? Devi. Hoş geldin Devi. Hoş geldin Devi. Deli mi? Devi. Devi. Devi neden? Devi ne? Yanında alışverişe çıktı stylist arkadaşı. Devin mi? Burada mi? Modellerine ne? Modellik yapıyoruz. Sen bana modellerine ekle, ben açıklayayım mı aslında? Evet. Gizem'in konusu konuyla alakası burada yok. Burada modelleriyle söyle. Önce bir Gizem'den dinleyelim. Evet. Burada modelleriyle gelip yürüdüğü arkadaş vardı ya. Evet. Daha önceden de birkaç konseptini ben gösterdim resim olarak. Sisi biri giydiriyor diye. Benim gittiğim mağazada onunla birlikte alışverişe çıkmışlar. Bana da haberi geldi. Semay da geldi. Hatta onlar işlerinde kavga etmişler ama bana göre o da giydirse değilsin, bu da giydirse değilsin. Sadece şu anda güzel duruyorsun. Yanlışlıkla o kadar. Yanlışlıkla. Şöyle Semay konuşur musun? Konuşabilir miyim? Biz buyurun, kendi Seman grubumuzda ben sadece Sisi'ye hani kızdım. Orada öğrendiğimde dedim ki arkadaşınla yine gitmişsin. Kendin tek alışveriş yapamıyor musun? Neden hani biz arkadaşınla yarışalım o zaman? Neden seninle yarışıyoruz diye kendisine kızdım. Sonra kendisi beni aradı, bir açıklama yaptı. Ben de onu haklı bulduğum için sonra biz konuyu kapattık. Ben buraya taşımayacaktım zaten sonra bu konuyu. Sonra ben mağazaya gittim. Sonra mağazaya gitti. Bunu bu arada ben de hoş bulmuyorum. Çünkü hani doğru bir hareket kızlamam değil. Gerekiyor. Bir de bana kızdığı için birazcık saçmaladı o grupta. O konuda da çok alındım Sisi'ye. Çünkü ben buraya taşımayacaktım. Ben kendim alınıp hani ona Gizem sadece açtım söyledim. Gizem neyse açtım. Mağazaya gitmiş. Mağazadan küçük bir video çekmiş. İşte mağazada hiç çalışan arkadaşımız şey demiş, şey diyor işte. Aslında arkadaşının seçtiğini almadı, kendi seçtiğini aldı gibi bir cümle kurdu. Ben bu zavallılık. Yine şöyle ama Hakan Bey, bu zavallılık olduğunu kabul etmiyorum. Neden etmiyorum? Benle güvenen biri böyle bir şey evet, ihtiyacı. Evet kesinlikle. Polis ama arıyordu. Burada herkes polis arıyordu, seni başka... Evet, bize gruptan yazmış. Yok, polis arayacağım, sinirlendim. Şikayet edeceğim. Sabah uyandığımda şöyle bir mesaj elimde. İçindeki görüntüleri seni alacağım, izleteceğim diye. Ama bir dakika, anlatabilir miyim artık kendimi? Sabah uyandığımda elimde şöyle bir mesaj var. Seni Devi giydiriyormuş. Siz işte birlikte seçmişsiniz, giymişsiniz. Birlikte alışverişe gitmişsiniz. Yok ben ses kaydı attım. Ses kaydı Devi giydiriyormuş. Birlikte seçmişsiniz orada diye. Dedim ki biz ben de dedim ki bunu sana kim söyledi? Mağazadaki kişiler söyledi. Ben de mağazadaki kişiler nasıl böyle bir şey söyleyebiliyor? O gün onun seçtiği kombin çok farklı bir kombindi. Ve benim pul payı çıktığımda seçtiğim kombin çok farklı bir kombindi. Çalışan insanları zan altında bırakma. Devam bir dakika. Onlar da hayır zan altında bırakmıyorum. Anlat önce sen. Peşte olmayalım diye diyorlar ki bu kişi bunu aldı, bu kişi bunu aldı. O şekilde duyuyorlar. Tamam. Ve o gün kızlara şöyle bahsediliyor. Hani bana gelen şu. Onlar beni o seçtirmiş, o giydirmiş, o yaptırmış. Ben dedim ki siz o gün şahit oldunuz. Onun seçtiği kombin çok farklı bir kombindi. Benim seçtiğim kombin çok bir farklı bir kombindi. Hatta aramızda küçük bir atışma da oldu. Nasıl onu beğenmezsin, bunu beğenirsin diye. Ben bunları hepsine tanıklık için ettiniz. Öyle düşündüm nasıl sadece. Hani bu şekilde bana, aktarıyorsunuz dedi. Bana lütfen şunu açıklar mısın? Polis meselesinde. Ya iftira atıyorsunuz bana, benim ne? Psikolojimi iftira mı atıyorsunuz? Çok kötü oluyorum diye artık. Hani onu sinirden ya, söyledim. Ya Hakan Bey grup attı, neyi uğradığımı şaşırdım yazmış. Polis ki ya? Polise şikayet edeceğim. Dükkan içindeki görüntüleri alacağım. Kendi seçtiğimi anlatacağım dedim. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bu ilk defa olmuyor. Bu ilk defa olmuyor. Sürekli sizde birisi, lütfen empati kurun. Çıldırmışsın. Sizde birisi sürekli seni birisi giydiriyor. Seni birisi kısalıyor dese. Hakan Bey o mağaza açılmadan önce online'dan da müşteri müşterileriydim ve çalışanlar o kadar iyi çalışanlar evet, ki hatta öyle. Ivana Hanım da oradan giyindiği bir parçaları var. Yarışmayı da izleyen insanlar asla onlar söylemedi. Biz doğal olarak Nişantaşı'nın göbeğinde bir mağaza olduğu için soruyoruz. Bu yarışmadayız. Gelen var mı? Aynı ürün alındı mı? Evet. Almamak için. Pişti o şekilde olmamak. Söylediler. Onlar dediler ki Sisi'nin oraya gidip böyle bir video çektiği için o kadar üzgünüm evet, ki böyle bir şey yapacağını bilseydim Sisi'ye böyle bir şey söylemezdim. Ben sadece Sisi'ye Devi'yle gitmişsin oraya. Devi mi sana yardımcı tamam, oluyor dedim. Tamam. Toparlıyoruz. Çok... Sonuç olarak gerçekten buradaki bence en büyük zavallılık bu video oldu. Siz kusura bakma. Kendim kalkmam lazımdı. Şimdi arkadaşlar sizi şu konuyu bir daha duymak istemiyorum. İstersen teyzenin oğluyla gidersin, istersen bir mahalle arkadaşınla gidersin. Bunu artık duymak istemiyorum. Seni biri giydiriyor. Ben bunu artık duymak istemiyorum. Kabul etsin o zaman Hakan bakın, Bey. Bakın,
Ben bunu duymak istemiyorum. Bu bir konu değil benim için. Konunun neresi benim için konu biliyor musunuz? Sen buraya iyi giyinen yarışmacılardan birisin ve az önce o Melis'in korkunç pembe elbisesini beğendin ya. İşte sen şimdi benim için kabul etmen nasıl gereken... Konu... Bir dakika ben konuşuyorum. Özür dilerim. Senin kabul etmen gereken şey burada. Evet seni başkası giydiriyor. Çünkü sen stil sahibi değilsin. Hayır kabul değilsin. Etmiyorum Hakan Bey. Beni başkası giydirmiyor. Bugün ben kendim giyinip bak geldim. Aşkım. Diğer günler de kendim giyinip herhalde geldim. Kendim... Melis'in kombini elin, nasıl kombinlerdi? Kolun bacağını tutuyor. Tabii Hakan ki kendini Bey, giyineceksin. Hakan Bey. Bak şimdi bir nasıl dakika. Nasıl kombinlerdim? Bak, siyah rengi giyerdim. Diyalog nasıl gelişermiş ama biliyor musun? İki kişi karşılıklı birbirini dinlerse. Hiçbir zaman dinlemiyorsun vermiyorsunuz beni. Ama bir dakika şimdi bak. Burası çıktığın an itibariyle senin konuşacağın, kendini savunacağın şey kombinlerin. Bugüne kadar gelen hiçbir sisinin birbiriyle alakası yok. Evet. Sen de benim için stil sahibi bir yarışmacı değilsin artık. Ve bundan sonra sana puanım böyle olacak. Melis'in kombinini de siyah bir, onun siyah rengini giyerdi. Konu benim için bitti İvan'cığım. Ayağıma çizme çoraplarını geçirirdim. İvan Özürü'den duyduk. Bak şu an sıçtın tüyünü dikiyorsun işte. O elbisenin hiçbir türlü oluru yok. Sus. Ben bir şey merak ediyorum. Hı-hı. Eğer bu yarışmaya kazanırsan ve birinci olursan ödülü ya o tasarımcıya paylaşacak mısın? Hayır. Niye paylaşayım? Niye bugün ben kendim ki? Dün aldım bunu. Bunu kendim aldım, bunu kendim aldım, bunu kendim aldım. Kendi giydiklerimle geliyorum. O ve tarz sahibi olduğuma da inanıyorum. Kıskançlıklarından dolayı bu şekilde söylüyor olabilirler İvan Hanım. Yani bir kişi mi bu sürekli yapıyor yoksa ben burada, hayır. Çeşit çeşit insanlar İvan var? İvan Hanım ben burada 5 haftadır, 6. haftadayız zaten, 7. haftaya gireceğiz. 6 haftadır yarışıyorum ve benim toplam 6 haftamın, hadi abartarak söylüyorum, en fazla 7 kombini diyelim ki. 7 sürekli kombini. Değil. Değil. En fazla 7 kombini, o da param olmadığı vakitlerde bir mağazadan gidip alamayacağım için onun çıkardığı koleksiyonlarına bana sponsor olduğundan tarzıma uyanlarını seçip alıp burada giydim. Evet İvan Hanım, okay, devam tamam. Et. Tamam sisi. İvan Hanım seni değerlendiriyor. Kendim geldim İvan Hanım. Kendim geldim. Sadece... Bak ne diyorum, hala devam ediyorsun kendim geldim diye. Artık İvan'a... Jüri olarak seni değerlendirecek. Sen konuşmuyorsun, bitti. Hı hı. Sen konuşuyorsun çünkü karşımızda kıyafetinde. Hı hı. Evet İvan'cığım. Sürekli birisi seni giydiremiyorsa eğer o zaman tamam. Hı hı. Ama başka türlü hakikaten ben de karşına dururum. Hı hı. Üzerindeki çok beğendim. Çok yakıştı. Çizmenin, ceketinin, çantanın kadar içindeki büstiyer mi var? Evet. Bakabilir miyim sadece ucunda aç? Ama bakalım. Bakmak istediniz diye açıyorum. Tabii tabii. Şöyle. Şort ve büstiyer. Evet. Ama elbise olarak kullanacağım. İçimi açmayacağım. Tamam. Saçı, makyajı kadar her şeyinde çok 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 beğendim. Bu kombinin de zaten Esra, Elif ve geldiğim stüdyoya da girdiğim anda ikimiz de gözümü kestiniz. Onu demek istiyorum şimdi. Teşekkürler. İyi geldin. Teşekkürler. Sisi hoş geldin. Merhabalar Aslan Hanım. Ben de sadece kıyafetinle ilgili yorum yapacağım. Diğer tarafları beni hiç ilgilendirmiyor çünkü. Bu ceket değişik bir ceket. En azından sıradan böyle herkesle gördüğümüz bir ceket değil. Ben normal şartlarda bu kadar desenli ceketler sevmem. Ama sana yakıştırdım. Bugünün konseptine yakıştırdım. O botlarınla kombini yakıştırdım. Gaultier diye bir marka vardı. Eskiden hep böyle şey yazılı ceketler Gaultier. Aha. Hep böyle yapardı. Mesela benim annem falan çok severdi. Eskiden evet. De çok böyle moda, böyle evet, her yeri yazı, baskı. Gazete kağıtları, aha, baskı gibi falan. Ama ben kendime yakıştırmam ama sana yakıştırdım. Bugün güzel gözüküyorsun. Evet, puanlarımıza geçecek olursak sevgili evet, arkadaşlarım. Sen, hemen geçiyoruz. Sen ne de yaptın? Podium. Bir şey getireceğim zannettim. Yok, ağaç dibinde çişimi yaptım. Aralarda kardiyo da eklemişler. Diyetistler. 9. Teşekkürler hanım. Asla. Bir dakika hemen gösterdim. Şöyle koyu yap diyorlar bana. 8. Teşekkürler Aslan Hanım. 1. Teşekkürler Hakan Bey. Hakan Bey rica etsem ilaç gelecek. Tamam git gel sen. Biz bu arada zaten kime alıyoruz? Nil. Hoş geldin Buse. Nereye hoş gidiyorsun bulduk. Böyle latex latex? Underground bir event'e gidiyorum. Underground? Underground, evet. Event. Evet. Tamam. Kızlar buyurun. Funda.
Merhaba Nilcim. Selam. Bütün olarak güzel görünüyorsun. Sadece benim sevmediğim olay deri rugan bir takım giymişsin, deri çizme giymişsin, saten çanta kullanmışsın. Kapalı ama. Kapalı olup olması çok önemli değil çünkü içeriden bağırıyor rugan rugan diye. Çantan okey, saten olabilir ama ben çizmeleri de komple rugan isterdim. Bütün olarak yani güzel görünüyorsun, göze batan bir şey yok. Saçlarının boyuna bayıldım. Dün gördüm zaten, direkt yazdım sana. Hayattaki böyle buradaki bir saç toplamı, iki lens çıkarma, üç de bence saçların, en doğru hareketin. Onu görüyorum da hani çıkardın ya. Nasıl geri takmış ya, şuradan gördüm ben. Saçların çok güzel duruyor. Oradan nasıl gördünüz? Görürüm ben. Takmışsın ben. Hakan Bey duymuşsun. Saç boyun gerçekten güzel olmuş. Dediğim gibi rugan çizmeyle daha güzel kombiniyor. Teşekkürler. Sema? Rugan çok abartılı durdu. Çok dikkat çekiyordu. İşte ama hani senin zaten çok dikkat çeken bir kızsın. Yok, gömlek bunlar, daha çok... Ya, şu an bile çok dikkat çekiyorsun. Rugan ekstra tamam, çok bir şey katmazdı sana. Konuşmuyorum. Bütün olur. Senin dudaklarını nasıl yürüyen bir kitle olarak görüyor. O kadar da değil. O kadar da değil yani. Zeyma buyurun. Ben makyajını çok fazla buldum. Çünkü üstündeki parçaların hepsi ayrı ayrı güçlü parçalar. Çantan alakasız duruyor. İçindeki çok güzel, üstüne gömleği atmış olman da güzel ama çantayı ve makyajını bu üst kombinle kombine yakıştıramadım. Fazla fazla duruyorsun. Tamam. En soft hallerinden biri. Ama makyajın bu güzel makyaj olmuş. Abartıysa. Makyajın güzel olmuş. Makyajın zaten diğer kombinle göre yaptığın onu için. Onu demek istemedim. Yaptığın için çok beni, da fazla evet. Bir şey demek istemiyorum. Çantan dışında seni genel olarak beğendim ben bugün. Var mı başka yorum kızlar? Gömleğin çok güzel. Teşekkür çok beğendim. Çok sağ ol. Evet, gel hadi. Gel bakalım. Aslan. Öncelikle size bir hediyem var. Öyle mi? Yine. Aslan. Aslanıma. Ama neden? Çünkü tarz olarak kendimi çok... Hani lens. Daha çok... Evet. Aa, çok teşekkür doğal ederim. Bir renk çok teşekkür arada. Ederim. Ben zaten takmam. Yeşil. Bunlar mı? Doğallaştıran. İvan abi iki daha fazla gelirsen parmağını kırarım. Defol. Ama yok ya. Ben takmıyorum. Ama her hafta okay. Birini... Olsun başka bir hediye. Ay keşke puanımı verdikten sonra verseydim. Ben evet. Sana zaten yüksek verecektim. Onu da söyleyeyim, demin söyledim İvan. Yalan. Ama siz kayıtlara geçtin. Bana deminden beri ay bu ne rüküş kız diyor. Rüşvet değildir. Ya. Bana deminden beri ay bu ne kadar rüküş kız, iki puan vereceğim diyor sürekli. Yalan. İvan'a doğruyu söyle. İlk baştan beri evet. Ben Buse'ye yüksek vereceğim. Evet. Ama sizden sevmiyorsunuz diye getirmedim. O zaman ben yorumu yapayım. İstersin önce ya da sen istersin. Yap hayatım. Tamam. Şimdi Buse konsepten... Nereye gidiyorsun? Konsept, evet, underground değil mi parti? Üzerindeki lastik büstiyeri çok beğendim. Ama pantolonuyla giyseydim bunu keşke. Şortun, yani tamamen kapatacaksın bacaklarını. Öyle görmek isterdim o çizmeyle tekrar beraber. Ya da tamamen bir tülüm, latex bir tülüm olsaydı daha cool dururdu düşünüyorum. Aynı Catwoman gibi. Ve çantanın rugan olarak, siyah rugan görmek isterdim. Pembe şu anda üçüncü renk olarak katın olabilir. Ama abartın bu şeydi, bu çanta değil. Bu klasik bir çanta. İpek neymiş bu? İpek kumaş bir çanta aslında. Saten ayağı. Saten. Saten gibi. O çanta yani böyle bir kalem etek elbiseler falan giyersin, takarsın. Buna daha güçlü, daha böyle troklu, daha zımbalı, daha böyle şeyde neonlu, belki pembe ama latex gibi bir şeyde görmek isterdim daha elinde spor. Tekrar. Daha cool, daha spor, aynen öyle. Saçlar çok güzel oldu. Teşekkür ederim. İnşallah sen eğlenirsin yarın ya. Bana hediye getirmediğin için. Yarın size yemek getiririm. Bana yemek demeyin. Evet Aslan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ben baştan zaten Elif'le seni beğenmiştim. İki puan yani verecek sana ve bakalım söyledim kaç bunu. Verecek. Söyledim. Ya. Bana ya da direkt dedim ki Elif'le Buse'ye yüksek vereceğim dedim. Çünkü gene kendi bölüştün. Tarzından, kendi yemek. Şeklinden çıkmayarak asla. Gene o neonu kattı. Şimdi neyi hoşuma gitti? Her şeyin neon gelmedi. Simsiyah geldiğin latex zaten senin kumaşın. Bence sen dışarıya da böyle çıkarsın bu arada. Sadece podyumda böyle değilsin. Sen öyle bir kızsın çünkü. Yani iddialı bir tipin var, hep söylüyoruz. Yok canım, sen buraya... de nereden çıkarıyorsun? Ya buraya böyle geldin, dışarıda aynı sen buradan devam edersin. Yani geç saatlerde olsa böyle de her yere gidersin sen. Üzerindeki o sarı neon şeye bayıldım. Teşekkür ederim. Çok çok güzel. Teşekkür ederim. Burada ben bir tek senin çantanı beğenmedim. Bir şey geliyor mu? Ha bir şeyler geldi. Ama onlar da olacak gibi değil sanki. Hani bir tık daha... Yani daha iyi.
Yani o pembe saten çanta çok alakası geldi. Senin yani tipinle de alakasız. Neon konsept olduğu için aslında pembe eklemek istedim. Gene de. Ama. Senin zaten neon parçan belli üzerindeki. Evet. Ve o zaten çok it bir parça yani. O olmuş. Ben... Onun üzerine senin çok fazla koymana gerek yok. Çünkü zaten senin star parçan belli orada. İşte böyle bir çanta olabilirdi. Yani hiçbir şekilde o pembe saten değil. O no. Bunu alıyoruz, el koyuyoruz. Bakalım içine. Evet. Telefon var sadece. Aa, karıştırayım mı? Olur. Şey, saçların da çok güzel olmuş. Bayağı kısa kestim. Ben zaten sana 4 gün sonra lenslerini geri takacağını söylemiştim ve dediğim tam gibi oldu. Tam 4 gün oldu. Beni yanıltmadığın için bir kere daha teşekkür ediyorum. Lensim için de teşekkür çok ediyorum. Çok doğal. Ve vereceğim puan asla bir, yani bu asla bir İkiydi, rüşvet vallahi değildir. Vallahi bana 2 demişti, bilmiyorum. Saçmalama. En çok onunla Elif'i beğendik. Evet, puanlara geçiyoruz. Ben konuşmayayım değil mi? Bu aa, güzel. Aşkım. Bu sen güzeller güzeli ya. Hakan konuşmasın değil mi? Siz yemek yiyorsunuz. Pardon. Seni pardon hiç ilgilendirmez. Sen hediye getirdiğin jüri üyeleriyle muhatap ol. Ya. Berbatsın. O ne çirkin bir görüntü. Size de lens alacağım. Aa, daha da düşüreyim puanımı. Sen her zaman benim için iddialısın bu yarışmada. Ama ben de altındakinin latex mesela. Bu ayakkabılı pantolonlar var ya, tight gibi. Hı hı. Hiç onu söyledim ben. Nefis olur. Pantolon. Düşünmüştüm. Ama şeyle sen. Hani bütün ne deniyordu ona ya? Cat şeyle pantolonun... Yani ayakkabıyla bütün giydiklerim var ya. Catwoman gibi ya. Resmen. Evet. Onun tight gibi bir şey mi acaba? Kes! Puanları geçiyoruz. 7. Teşekkür ederim. Asla. Sen söyleyin. Teşekkür ederim. Ay, ya. Paranın gözünü seveyim. Teşekkür ederim. Ben söyledim Elif'le şey... Ama 9 vereceğini beklemedik Aslı'cığım. Yani yüksek gelecekti biliyorduk. Elif'e de 9 verdim. Hadi defol. Elif'e de 9 verdim. Hadi al. Çantamı unuttum.